Yıllardır devletin yapmış olduğu zulme şahit olarak biz şahit olduğumuz katliamı gördükten sonra askere gitmeyi vicdan vermediği için ben de bu devletin boyuna gelmemek için vicdan ve maçlılığımı askere gitmeyi reddediyorum. Sadece yani askere gitmek değil devletin. Kamil Murat Demir, 37 yaşındayım. Haber kameramanlığı yapıyorum. 2018, 15 Mayıs Dünya Vicdan Reddiler Günü'nde vicdan reddimi açıkladım. Vicdan reddimi açıkladığımda asker değildim, asker yükümlüsü değildim. Hatta o dönem daha vicdan reddimi açıklamadan önce bir dava, açılan bir dava karara bağlanmıştı. 4 ay ceza almıştım. 4 ay o cezadan sonra vicdan reddimi açıkladım. Askere gitmemeye çok erken yaşta karar verdim. Tabii büyüdüğüm coğrafyanın bunda çok büyük etkisi var. Kürdistan'da büyümenin dersimde büyüdüm. Bundan kaynaklı yani devletin erken yaşta şiddetine maruz kalmış ve görmüş, şahit olmuş biri olarak çok erken yaşta askere gitmemeye karar vermiştim. Üniversite bittikten sonra da hiçbir şekilde askerle hiçbir işlemi yapmadım ve gitmedim de. İşte 2018'de de vicdan reddimi açıklamaya karar verdim. Vicdan reddimi açıklamadan sonra herhangi bir dönüş olmadı. Davalar artmaya başladı. Vicdan reddimi açıklamadan önce bir davam vardı. Vicdan reddimi açıkladıktan sonra dava sayısı herhalde 10-11'i buldu. Arka arkaya davalar açılmaya başladı. Ve artık yollarda GBT'ye takıldığım zaman bekleme sürelerim arttı. Eskiden 10 dakikada tutanaklar yarım saat, 45 dakika, 1 saat işte tutanağımız yok diye keyfi bir şekilde bekletilmeye başladım. İşimden kaynaklı da haber takibi yaptığım zaman haber takibine gittiğim yerlerde çok maruz kaldığım bir şey. Mesela bir hatırladım Bingöl Nevrozu'nda Nevroz takibini yapmaya gittiğim zaman işte orada GBT'ye takıldım. Tutanağımız yok deyip beklettiler. Yani keyfi bir şekilde tutanak, başka bir polisin tutanak getirmesini bekleyip yani yarım saat, 40 dakika böyle bekletiliyoruz orada. Çorum'da haber takibi, Çorum katliamı yıl dönümü için haber takibine gittiğim zaman kaldığım otelde gözaltına alındım. Ertesi gün akşam ifademi alıp bıraktılar. Yani bu şekilde yani haber takibini de yapamamış oldum. İşim itibariyle çok dışarıda kalıyorum ve çok seyahat etmek zorundayım. Otellerde kalmamayı tercih ediyorum mümkün mertebe. Devletin bu tacizlerinden maruz kalmamak için ben de otellerde kalmamayı tercih ediyorum. Mecbur kaldığım zamanlarda ise gece gelip rahatsız edilip yani tutana tutacağız ile gecenin bir yarısı kaldırabiliyorlar. Yollarda sık sık işte GBT'ye maruz kalıp işte bazen benimle birlikte bütün yolcuları da cezalandırıyorlar. Yarım saat, 45 dakika dediğim gibi tutanak oyalamasıyla yapılıyor bu tür şeylere maruz kalıyorum. Bazı yerlerde özellikle küçük ilçelerde yol kontrolüne takıldığımız zaman tutanağımız yok, karakola gitmemiz gerektiği söyleniyor. Yoldan alıkonulup karakola getirilip karakolda tutanak tutup bırakıyorlar. Askerlik şubesine götürmek isteyenler oldu. Askerlik şubesine gidip orada tutanak tutmamız gerekiyor dendi. Ceza davaları zaten vicdan reddimi açıkladıktan sonra daha da arttı. Yaklaşık 10-11 dava olması lazım. Arka arkaya davalar açılıyor. Birinden ceza aldım, birinden beraat ettim. Beraat ettikten sonra dava açılmaz demişti mahkemede katip. Mahkeme kalemi arkasından tekrar dava açıp yani adliyeden çıktım. Ertesi gün gece haber dönüşünde geceyi gözaltında geçirdim yine. Yani çok kere yolda alındım. Uçağa binerken alındım. Yani bir yerden bir yere giderken. Çünkü artık davalar takip etmek de zorlaşıyor çok oldukça. Hangisini ifade verdiğimi artık hatırlamıyorum. İfade vermiştim. Ama bir sonraki gün bakıyorum ifade verip çıkıyorum arkasından diyor ki tekrar bir dava da açılmış. Bunu yakın tarihte şeyini yaşadık. İstanbul Adliyesi'ne gidip ifade verdim. Tam ifademi verdikten sonra dışarıya çıktım. Yani bir yarım saat, bir saat sonra karakoldan aradılar. Hakkınızda yeni bir soruşturma var. Tekrar ifade vermeniz gerekiyor diye. Yani davalar arka arkaya geliyor. Yani ilk açılan soruşturma karara bağlandı. Şu an kesinleşmiş olan o. Yerel mahkeme 4 ay ceza vermişti. 2 aya, istinaf makinesi 2 aya düşürdü. Para cezasına çevirip şimdi aile taksitlerle onu ödetiyorlar. Yani hükümetin vicdan reddi konusunda bir adım atacağını düşünmüyorum, beklemiyorum. Yani genel olarak devletten böyle bir beklentim yok. Ben yani askere gitmemeye karar verdiğimde AKP hükümeti yoktu. Aynı devlet vardı. Ben hiçbir şekilde de askerlik yapmamaya karar vermiştim. Ve onların buna nasıl bir cevap verir şeyinde değildim. Olmadım da hiçbir zaman. Hani onlar benim askere gitmememe nasıl karşılar, nasıl bir adım atarlar beklentisiyle değil. Ben kendim hiçbir şekilde askere gitmemeye karar vermiştim. Ve onların bir beklentim de yoktur yani.
Beni buradan insanları çağırmış. Hiçbir koşulda kendilerine dayatılan bu askerlik dayatılmasını silahı kabul etmemeleridir. Bir başkasının keyfi çıkarı yüzünden bir başkasının canını dökmek doğru bir şey değil ve insanların askere gitmemesini ve vicdanlarını açılmaya çağırıyor.